Adamı gecenin ikisinde sarsarak uyandırdılar. O saatte uykularınız en tatlı yerlerinden hoyratça bölünüyorsa ve siz iğrenç bir suçun sahibiyseniz korku vücudunuzun her zerresine nüfuz eder. Teniniz dile gelir, sizi ele verir. O adamın gözlerindeki ve mimiklerindeki korkuyu süzdüm. Diğerlerinden daha dehşetti. Daha azametliydi. Niye? Kendisini haftalar boyunca gizlemiş. Bunu başarabilmiş. O tip suç sahiplerine yapılan muamelelere şahitlik etmiş. Şimdi kendisi bir şekilde deşifre olmuş. Korkusunun büyüklüğünü düşünebilir misiniz? Bir kuş gelmiş birinin kulağına fısıldamış. Şimdi sıra bu adama mı gelmiş? Adamın bunu hissettiğini hissetmeye çalışın. Kaldıramazsınız. Kurbanlık koyunlar gibi, idamlık mahkumlar gibi gençlerin önünde yürüyor. Götürttüler, oturtur oraya bir yere. Dediler ki sen mi konuşacaksın? Biz mi konuşturalım? Konuşmak istiyor. Hatta can atıyor, çırpınıyor. Yalan diyecek, iftira diyecek, başka bir şeyler diyecek. Diyemiyor. Sadece zangır zangır titriyor. Bir tanesi geliyor esaslı bir Osmanlı tokatı patlatıyor. Konuşsana diyor bilmem nesini ne yaptımın çocuğu. Konuşamıyor. Birisi burnuna bir yumruk çakıyor. Allah şahit olsun kanlar şöyle bir fışkırıyor. İçindeki kemiğin halini göremiyorum. Düşünemiyorum. Adamın çektiği acının büyüklüğünü kavrayamıyorum. Biraz sonra başına neler geleceklerini düşünüyor. <laughs> Duygular katmerlenerek büyüyor. Olumsuz anlamda. Kadın dedik. Çocuk dedik. Yapmayın dedik. Etmeyin dedik. Ettiniz. Bedelini de ödüyorsunuz. Bu da hem zihinsel, zihinsel hem de bedensel engelli bir kadına yapmış yapacağını. Zaten ancak ona gücü yeter o şerefsiz ol çocuğunu. Hakkını veriyorlar veriyorlar merak etmeyin. Gerçekten veriyorlar. Buna önce çok temiz bir dayak attılar. Her tarafından kan geldi. Sonra diyorum ya herkese yaptıkları muamele farklı farklı diye. Buna da değişik bir fantezi uyguladılar. Ağzına çarşafı gerdiler yular. Atın yuları hesabı. Benzer suç sahibi birini yere yatırıp ellerini ayaklarını bağladılar. Buna ağız gücüyle o adamı çektiriyorlar. Koğuşun içinde dört dönüyor. Hemen geri yanında ile hortumlu bir adam. Bütün gücüyle vuruyor bunun sırtına. Bu şöyle bir irkiliyor. Devam ediyor. Be. İster misiniz? Ağız gücü nereye kadar dayanır? Şuraları yırtılmaya başlıyor. Ağzından kan boşanmaya başlıyor. Merhamet yok. Duvarların dini imanı yok. Dayanamıyor. Duruyor. Daha kuvvetli bir hortum darbesi şırak sırtında. De. Ne kadar sürebilmem. Adam bayılıyor sonunda. Acıya dayanamayıp bayılıyor. Aceleleri telaşları yok uyanmasını bekliyorlar. Uyanınca kaldığı yerden işkence devam ediyor. Tekrar bayılıyor. Bir daha yapıyorlar. Yine bayılıyor, yine kaldırıyorlar. Günlerce yine ekmek yok, yine çay yok, yine sigara yok, yine uyku yok. Eziyetin en vârisi reva görülüyor bu tiplere. Devlet kayıtsız kalmıyor, merak etmeyin. Gereği yapılıyor. Ve oradaki insanlar her şeyi çok serbest ölçülerde yapıyorlar. Mesela şu oluyor. Adam yara bere içinde. Sayımda fark ediliyor. Sana ne oldu diyorlar. Duvara tosladım diyor. Merdivenlerden düştüm diyor. Ranzadan düştüm diyor. Sıkı mı? Aksini söylesin. Söylesin. Sorumlular götürülüyor Çin mahallesine. Yıkılıyor geliyor. Ondan sonra eziyet katmelenerek büyüyor. Falan. Oraya düşen ben gördüm. Size anlatıyorum. Gerisi sizde. Hep final ya. Buna da bir final yaptılar. Çok sıradandı. Su çaletinin uç kısmını kırmızı noktanın bittiği yeri iple sardılar. Sımsıkı. Öylece bıraktılar.